Bugün sağlık sektöründen ve ne yazık ki bu alandaki eşitsizliklerden bahsedeceğiz. Gelişmiş ülkeler arasında akla ilk gelenlerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık ve sağlık hizmetleri hakkında düşündüğümüzde, her ne kadar hepimiz tüm Amerikalıların bu hizmetlerden eşit şekilde yararlandığını düşünmek istesek de durum ne yazık ki böyle değildir. Sağlık hizmetleri sisteminde gördüğümüz eşitsizliklerin ana sebebi Ekonomik ve çevresel koşulların elverişsizliğidir. Buraya not ettiğim SED, sosyoekonomik düzeyin kısaltması. Sosyal sınıfları bir piramide benzetebiliriz. En fazla gelir ve en iyi eğitim piramidin üst, en düşük gelir ve yeterli olmayan eğitimse alt kısmında yer alır. Piramidin üst kısmına doğru tırmanırken sağlık hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerin kalitesinin arttığını da görürüz. Buna bağlı olarak piramidin üst kısmındaki insanların sağlık durumları daha iyiyken alt kısımdakilerin de daha kötüdür. Bunun sebeplerinden bahsedecek olursak öncelikle kaliteli sağlık hizmeti veren kurumların gelir durumu iyi olan insanların yaşadığı yerlerde bulunma ihtimali gelir durumu iyi olmayan insanların yaşadığı yerlere oranla daha yüksektir. Hastalıklar kalabalık yaşam alanlarında daha çabuk yayılırlar ve kötü ikamet koşulları insanları bu hastalıklardan koruyamaz. Buna ek olarak bir insanın beslenmesinin de sağlığı üzerinde oldukça büyük bir etkisi olduğunu söylemeliyiz. Bu durum özellikle de yiyecek çölleri olarak adlandırdığımız fast food'a erişimin kolay ama süpermarketlere dolayısıyla da taze besinlere erişimin kısıtlı olduğu yerlerde yaşayanlar için geçerlidir. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan insanların kendilerini tehlikeye sokacak işlerde çalışma dolayısıyla da başlarına kaza gelme olasılıkları da daha yüksektir. Bu insanlar önemli sağlık riskleri içeren işleri de kabul edebilirler. Buna örnek olarak madencileri verebiliriz. Toplum için çok değerli bir iş yapan maden işçilerinin hem çalıştıkları ortam tehlikelidir hem de yaptıkları iş dolayısıyla Kömür tozu solumaktan kaynaklanan siyah akciğer hastalığına yakalanma riskleri çok yüksektir. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan insanların pahalı tedavi ve ilaç masraflarını karşılayamayacaklarını da eklememiz gerekiyor. Sağlık hizmetleri eşitsizliklerinde önemli rol oynayan başka bir faktör de ırk ya da etnisite olabilir. Afrika kökenli Amerikalılar Hispanikler ve Amerikan yerlilerinin ölüm oranları ve yüksek hastalık oranlarının daha yüksek olmasının yanında, sağlık hizmetlerine erişimleri ve aldıkları sağlık hizmetlerinin kalitesinin de daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu eşitsizliklerin çoğu, her ne kadar bu ırk mensubu insanların sosyoekonomik düzeyiyle açıklanabilse de, tüm eşitsizlikleri buna bağlamak doğru olmaz ekonomik farklılıklar ya da sigorta tipleri göz önüne alındığında bile azınlıkların günlük bazda sağlık hizmetlerinden faydalanma ya da hayatlarını tehdit eden durumlar için tedavi edilmeleri ihtimali yüksek değildir. Buna ek olarak cinsiyetler arasındaki ayrımdan da bahsetmeliyiz. Örneğin, erkeklerin imkanları olmasına rağmen önleyici hizmet, yani aşı ve check kullanımları kadınlara oranla daha düşüktür. Kadınların üreme sağlığı hizmetlerine daha çok ihtiyaçları vardır ama bazı politik durumlar ya da yerel kanunlar yüzünden bu hizmetlere erişimleri kısıtlanmaktadır. Diyabet ve kalp rahatsızlıklarını engellemek için yapılan araştırmaların çoğu erkeklere odaklı çalışmalardır. Bu hastalıkların belirtileri cinsiyetlere göre farklılaşabilirken kadınların bu araştırmalarda konu edilmemesi onlar için dezavantaj haline gelebilir. Tüm bunlara ek olarak sağlık hizmetlerindeki eşitsizliğin en fazla yaşandığı bir diğer grup LGBT topluluğudur. Bu topluluk mensuplarına sağlık hizmetleri tarafından ayrımcılık yapılması başvurabilecekleri kurum sayısını ciddi oranda kısıtlamaktadır. Özellikle de cinsiyet değiştiren bireyler ayrımcılığı üst düzeylerde tecrübe ettikleri için onların durumlarını anlayıp Sağlık hizmeti verebilecek deneyimli yerleri bulmadaki zorlukları hiçbir sağlık hizmeti almak istememeleri durumuyla sonuçlanabilir.